Ne olmuş? Ne? Ev mi yanıyor? Aa, burası Cemil'in evi değil mi? Cemil abilerin evi yanıyor. Ay, inşallah kimse olmuyor. Birisi itfaiyeye haber versin. Bu ben sanırım. Korkudur. Her şey çıkıyor ya. Ay, aykırıdan da bir şey söylemedi. Bak. Doğru, doğru. Söylemişti Cemil'in karısı. Eviniz yanabilir, dikkatli olun diye. Söylemişti canım. Söylemişti canım. Söylemişti bu. Bak, çıktı işte. Bak, bak. Şu hale bak. Ya. Belki sana Nilgün'lere de evinizde bir sıkıntı var dediydi de nasıl yılanlar çıktıydı evin her tarafından. Hiç sorma hiç. E belli artık yani. Bu belki sana da bir keramet var. Tabii canım. Bu küçük bir hadise değil ki. Koca yangını gördü kadın. E biz ne zaman gideceğiz? Zeki Bey çok kızar bana. O hiç tasvip etmiyor bu belki sanayı. Allah Allah. Enteresan valla. E gözümüzle gördüğümüz şeyler bunlar. Üstelik Zeki Bey de okumuş bir insan. Böyle şeylere inanması lazım. Neyse, çok şükür. Söndürdük yangını tamamen. Aman iyi bari, geçmiş olsun. Cemiller nasıl? İyi onlar, iyi. Fakat ev tamamen yanmış. Tüh, bak. Zamanında Belkıs Ana'nın sözünü dinleselerdi böyle olmazlardı. Ne alakası var Belkıs'la Melkıs'la? Oturma odasındaki sobaların boruları sakatmış. Onlar gece yere düşmüş. Ondan çıkmış yangın. E tamam işte. E belki sana söylemişti bunu. Hı? Yürü hanım yürü. Eve gidip temizlenelim. Ortalık iyice kirlenmiş. Bari biz temiz kalmaya çalışalım. Vallahi Zeki Hoca siz ne derseniz deyin. Belki sana'nın her dediği çıkıyor. Keramet ayağımıza kadar gelmiş ayol. Faydalanmayacağız mı yani? Vallahi kocam izin vermiyordu buraya gelmeme. Ama dün geceki yangın olayından sonra o da inandı doğru, belki sananın gücüne. Canım inanılmayacak gibi değil ki. Her şey ortada işte. İnşallah benim derdime de bir çare bulur herhalde. Bulur bulur. Bulur. Merak etme sen. İnşallah. Nelere çare bulmuyor ki? Ay vallahi anacığım. Ben haftanın en az 4 günü buradayım. O kadar faydasını gördüm ki. Kardeş işe yarıyor değil mi yaptığı büyüler? Yaramaz mı canım? Benim herifin eve uğradığı yoktu. Bir muska yazdı belki sana. Şimdi evden çıkmıyor adam. Ah olsun. İnkar ederim. Gerçekten çok. Ah kardeş. Bende de aynı dert var. Merak etme. Anında çözer. Kaç kişi geldiyse. Sen bu mahalleden misin? Aa. Ben tabii canım. Şurada hemen caminin köşesinde oturuyorum. Aysel ben. Ben de Zehra. Kadınlar. Lütfen. Biraz sessiz Allah olalım. Allah Allah. Tamam. Belki Zana'nın sakin ve sessiz bir ortama ihtiyacı var. Çok. Yoksa size yardımcı olamaz. Dua Gel. Buyurun hanımım. Sıradaki gelsin. Bugün sadece 4 kişi alacağım. Tabii hanımım. Gel. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam kızım. Gel otur. Söyle bakalım Aysel. Derdin nedir? Aa, ama adımı nereden biliyorsunuz? Biz her şeyi biliyoruz işte. O da bizim işimiz. Anlıyorum. Ben... İç bakalım bir yudum. Senin kocanla ilgili bir sorunun var. Ay evet. Evet. İflas edecek senin kocan. Benim kocam memur. Nasıl iflas edebilir ki? Biz de biliyoruz memur olduğunu. Niye kelimelere takılıyorsun? Eve mi gelmiyor peki?
Pek de öyle değil. Yani nasıl söylesem, bana yeterince vakit ayırmıyor da. Seninle daha çok birlikte olsun, sana iyice bağlansın istiyorsun. Evet. Tamam, bir bakalım. Ama ben 3 haftadır gelip gidiyorum. Daha giremedim ya. Beni de bir türlü almıyorlar ki. Hanımlar, hanımlar. Ama öyle şey olur mu? Sessiz olun lütfen. Sabahtan beri bekliyorum. Söz vermiştiniz. Niye bizi içeri almıyor? Bak, benim başka bugün sadece 4 kişiye bakacak. Tamam mı? Yarın gelin. Daha fazlası mümkün değil. Lütfen. Hiç olmaz. Şimdi ama gidin lütfen. Lütfen. Rica ederim. Buyurun. Bunun bir kolayı yok. Ay, yarın kesin evet, herkesi alacağız. Ben bir daha hiç elemem. Merak et. Söz ben de gelemem. Buyurun. Ama şimdi gidelim bari. Ne yapalım? Buyurun. Lütfen. Lütfen. İyi günler. Ben de öyle. Lütfen. Olacak iş değil vallahi. Ne yapıyorum ya buralara kadar. Niye geldin gene buraya? Paramı verin. Yahu tamam vereceğiz. Şu aralar işler kesat görüyorsun işte. Ne kesadı be? Baksana müşteriler birbirlerini dişliyor. Ha? Çetin uzatma. Hadi git şimdi. 1-2 günü halledeceğiz tamam mı? Merak etme. İyi edersiniz. Kızdırmayın beni daha fazla. Tamam mı? Çok şükür halloldu işim. Öyle mi? Bravo. Demek ki şifayı buldun sonunda. Bu şişeyi verdi bana. Aa, evet. En kuvvetli okuduğu sudan vermiş size. Ya, iyi bir şey mi yani? İlim, Belkıs ananın ilmi. O verdiyse kesin doğrudur. Peki borcum ne kadar? Yani aslında biz para filan kabul etmiyoruz ama... Ama şu... Böyle okunmuş şekerlerden alırsanız hani bağış niyetine yani. Aa, okunmuş mu bu şeker? Hmm, hem de nasıl? Ben 5 tane alayım, ver ver. Tabii. Kaç para bunlar? Yani sizden önceki tanesine 30 YTL vermişti. Aa. Ama siz bilirsiniz. Öyle mi? Üstümde o kadar para yok ki benim. Aşk olsun. Para şart değil ki. Yani zinet de olur. O zaman... Yani... Bunu buyurun kusura bakmazsanız eğer. Ne demek? Bunun kusuru olur mu efendim? Hepimiz uğraşıyoruz değil mi yani? Hepimiz sizin için uğraşıyoruz. Allah razı olsun size. Allah kabul etsin. Allah şifalar versin. Hadi teşekkür alasın ederim. Güle güle. Evet hanımlar. Sıradaki lütfen. Buyurun. Bugün epey bağış yapılmış. Beylikdüzü'ndeki arsayı almamıza artık az kaldı abla. Öyle görünüyor. Oraya da yapıp yerleştik mi artık hiç kimse bizi rahatsız edemez. Şekerleri tazeledin mi? O tas asla boş kalmasın. Bolluk bereket görsün gelenler. Merak etme abla. Şekerleri her gün yeniliyorum. Kalanları da mahallenin çocuklarına vermeyi unutma. Böylece bizim iyi yüzümüzü görsün insanlar. Onu da yapıyorum abla. Ha, şunları al. Doldur hepsini. Bak çeşme suyu koy ama ha. İyi suyu ziyan etme. Onu dolmuş bil. Ha. Şey yalnız... Yalnız ne? Çetin geldi yine bugün. Deme. Ne istiyormuş? İşte canım şu parasını. Verdik ya parasını. Ama daha çok istiyor. Al şunu da ver ona. Bir süre daha sussun. Sıkı sıkı tembihle. Sakın ağzını açmasın. Mahvoluruz. Tamam abla. Sen yatıyor musun? Yatacaktım ama... Şimdi şu çetin sıkıntı oturttu içime. Hadi sen git.
Ayranı kendi elimle yaptım. İç bakalım, beğenecek misin? Canım istemiyor hiçbir şey. Aa, olur mu öyle şey? Bak, ayranı iç. İştahın da açılacak. Canım nereden çıkardın şimdi bu ayran adetini? Ne ayranıymış bu? Benim derdim bana yetiyor zaten. Timur, ne derdin var? Hadi bana söyle. Borçlar çok birikti Aysel. Farkında değil misin? Dairede bizim şeften para almıştım biraz. Ödeyemiyorum. Sorup duruyor. Ha bugün ha yarın diye atlatmaya çalışıyorum. Ama artık ödemem lazım. Yoksa rezil olurum bütün daireye. Merak etme. Belki sana bir muska yazdırırım ben. Borçları öderiz inşallah. Hadi ye. Saçmalama Aysel. Belki sanayla falan olacak iş değil bu. Para lazım bana, para. Ben de para ne gezer Timur? O zaman şu son kalan bileziği bozduracağız mecburen. Dünyada vermem o bileziği. Saçmalama Aysel. Mecburuz, anlamıyor musun? Daha önce de yapmadık mı böyle? İleride alırım yenisini sana. Ne yaptın bileziği? Bilezik nerede? Ben de değil. Sakladım. Yalan söyleme. Her yere baktım. Ne yaptın bileziği? Söyle, sattın mı? Ne yaptın o parayla? Söylesene. Söyleyemem, bırak beni. Aysel. Benden gizli dolaplar mı çeviriyorsun yoksa? Ne yapıyorsun, söylesene. Timur. Bak, aramız çok kötü uzun zamandır, sen de biliyorsun. O bilezikle ben... Belki sana dua okuttum. Ne? Büyücüye mi kaptırdın son paramızı da? Hayır Timur, büyücü falan değil. Bak şu ayranı bir içsen. Göreceksin bak, her şey nasıl düzelecek. Sana bir şey söylemiyorum Aysel. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bana bu rezilliği yaşatacağını asla tahmin etmezdim. Şimdi evi terk ediyorum. Söyle o büyücüye. Gücü yetiyorsa bileziğini geri getirsin sana. O zamana kadar beni sakın bekleme. Timur. Timur gitme lütfen. Oh be oğlum, ne iyi ettiniz canım. De geldiniz. Keşke kucağımızda torununla gelebilseydik. O da olacak inşallah Hakkı. Bence bu seferki tedavi işe yarayacak Allah'ın izniyle. Hadi. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz ama bir türlü başaramıyoruz babacığım. Sizin bana verdiğiniz bir defter vardı hani. Ha evet, torunum olunca ne yaptığını gün gün yazıp sonra bana gönderecektin. İşte o defter hala bomboş. O kadar üzülüyorum ki. O nasıl söz güzel gelinim benim. Bu işler hep Allah'ın belirlediği bir düzende. Allah'ın izniyle olur. Siz tıbbın da yardımıyla elinizden geleni yapacaksınız. Allah eğer takdir ettiyse hayırlısıyla bir bebek verecek inşallah. Ya ben de öyle söylüyorum. Tıp yapacağını yaptı. Bir de şöyle nefes kuvvetli bir hoca okusa, bir de onu denesek. Şengül, delirtme beni. Başlama gene hoca fastına. Allah'tan korkmasam bazen gidip o kadını boğuveresim geliyor. Tövbe estağfurullah. Hem dua ağzı dualıdan istenir, şarlatandan değil. Neymiş o ya? Hangi kadın? Hiç sorma Hakkı, hiç sorma oğlum. Bir kadın peyda oldu mahallemizde. Çirkef musibetin teki. Milleti inandırdı kendine. Yok büyü yapıyormuş, muska yazıyormuş. Bütün mahallenin aklını aldı. Ama bey, kadının söyledikleri çıkıyor bir, çıkmıyor mu? Ya ne çıktı, ne çıktı söylediği? Bir yangın lafı attı ortalığa, mahallenin yarısı zaten ahşap ev. Kış vakti, bir yerden bir alev aldı, yandı bina. Her kış kaç tane yangın çıkmıyor mu zaten? İyi de bey, belki sana bildi işte. Yeter. Bir daha o sapık kadının adı anılmayacak bu evde. O kadar laf sallayanın arada tutturduğu da olur. Siz de hep ona bakıyorsunuz. Bırakın bu safsataları. Bak karışmam ona göre. Eyüz billahi ne şeytan recim. Bu ne böyle? Bu nasıl bir iş böyle? Ne oldu Belki sana? Kötü bir şey mi var? Kız senin kocan seni aldatıyor. Görüyorum kadını. Sarışın. Evet sarışın. Nereden bildin? Sus, konuşma sus. Bak şu duayı söyle sık sık. Men haram, cevhuram. Men haram,
Cevhuram. Men haram, Cevhuram. Men haram, ben haram, Cevhuram. Kaç kere söylemem gerekiyor bunu? Günde 3 kere. 300'er defa söyle. Peki, tamam. Başka ne yapacağız? Söyleyeceğim, acele etme. Size kim tavsiye etti? Gelen arkadaşlar tavsiye etti. Daha önce buraya gelmişlerdi de. Çok methettiler doğrusu. Size kim tavsiye etti? Çok iyi hoca dediler. Çok yakın bir komşum tavsiye etti. Çok iyi, her şey çıkıyor. Ben haftanın 4 günü anne, para ister mi? Gidelim artık. Tabii, tabii. Sıkıldım ben. Hı? Kızım sus bakayım. Vallahi büyücüye veririm seni. Görürsün o zaman gününü. Hikmeti büyük büyük. Ben gördüm. Geçenlerde buraya bir tane ağlayan çocuk geldi. İyileşip gitti buradan, ben gördüm. Çok hikmeti büyük bir hocadır vallahi. Hay Allah, inşallah işe yarar yani. Çok böyle gönlü zengin, yüzü nur içinde bir hocadır. İnanın bana yani. Gözlerimle görmesem size anlatmam değil mi? Ben haftanın 4 günü buradayım dedim. Allah razı olsun. Anne, anne bak ne buldum. Çekil bakayım oradan. Hanım, hanım. Bu çocuğuna mukayyet ol, tamam mı? Gel buraya edepsiz seni. Yoksa başınız bir derde girer. Yani siz bile inanamazsınız. Tamam. Her şeyle oynanmaz öyle, tamam mı? Çarpılırsın yoksa. Hadi hadi, tamam, kalkın hadi. Hadi seans meyans yok. Hadi hadi, tamam hadi. Bitti. Erkenden hadi, geldik. Yürü, hadi. Bundan sonra da çocuksuz gel, tamam mı? Hadi. Şey mi olur? Hadi çabuk ama çabuk hadi. Ama sen saçmalıyorsun. Onun yolundan geldik. Çok uzaktan geldik. Hadi hadi, hadi hadi. Hadi hanım hadi. Hadi yürü. Hiçbir işe yaramadı, gördün mü? Anne ben ne yaptım ki? Yürü kızım, yürü. Şu çocuk. Hadi bey. Yürü hadi, yürü. Sevgili Hadi Bey. Param nerede Hadi? Ha? Çetin sus. Param nerede? Ya sus, sus. Paramı verin, sahtekarlık yapmayın ha. Ya. Nerede kadın? Patron nerede? Delirdin mi sen be? Ne bağırıp duruyorsun? Delirdim evet, delirdim. Bana iş yaptırdınız. Hem de büyük iş. Aslında işe değil, rezillik. Ama paramı vermediniz. Verin paramı çabuk. Paramı verin! Sussana, sus! Sus! Çetin bak, millet duyacak. Duyarsa duysun. Ben zaten söylüyorum herkese. Herkese anlatacağım. Paramı verin! Ne oluyor burada? Sen mi geldin Çetin? Ne istiyorsun oğlum? Abla, şu para meselesi vardı ya hani. Tamam oğlum, vereceğiz paranı. Daha çok vereceğiz. Şimdi verin, hemen verin. Bak, 2 gün sonra. Şimdi git. Olmaz, ben şimdi istiyorum. Tamam mı? Olur. Tamam. Tamam. Sonra alırım. Sinirlenme sen. Gidiyorum. Ama 2 gün sonra geleceğim ha. 2 gün. Tamam, tamam. 2 gün. Tamam. Ona göre. İyi atlattık. Bu sefer de atlattık. Belki korkusundan gelmez ha. Bak gelirse dikkatli ol, tamam mı? Sakın ha konuşmasın. Tamam abla, merak etme sen. Tamam. Hadi. Bak kızım, korkmana gerek yok. Belksan'ın nefesi gerçekten çok güçlü. Bir kere deneyeceğiz sadece. Olmazsa olmaz diyeceğiz. Kısmet değilmiş diyeceğiz. Ne çıkar ki? Anne doğru söylüyorsun ama babamın dediklerini de duydun. O iyi niyetinden öyle diyor. Sen umudunu tamamen yitirme diye. Şimdiki öğretmenler bu işlere itikatsız. Boş ver onu. Bir kere denemekte ne zarar var ki? Oo, maşallah. Gelin kaynana gezmeye mi çıktınız böyle? Evet bey. Biraz gezdireceğim Mürşide'yi. Sıkıldı çocuk kaç gündür evden hastaneye, hastaneden eve. İyi ya. Gezin bakalım. Ama fazla geç kalmayın. Merak etme bey. Hadi. Ay bir an anlayacak zannettim. Korkma. Hele torununu bir verelim kucağına. Bak senden benden çok inanacak belki sana ya. Vah vah vah. Sonra ne dedi kaynanan? O da dedi ki işte bir daha bu evden içeriye adımını atmayacaksın. Ah vah. Bak yoksa büyük gelin falan dinlemem, dünyayı başına yıkarım dedi. Ben de anladım ki bu bana büyü yapacak. Horoz büyüsü dedikleri bir büyü varmış. İnanıyorum. Onu yapmış bana. Öğrendim sonra. O büyüyü bozdurmaya geldim ben de Belkısan'a ya. Tam yerine gelmişsin valla. Belkısan'a şimdi öyle bir şey yapar ki onların yardım büyüğü kendi gerçi kafalarına geçer ama. Tabii. O yapar tabii, yapmaz mı? Ben haftanın 4 günü buradayım. Her işimi ona gördürüyorum valla. Hmm.
Buyurun. Fazla soru sormayın. Ne derse onu yapın. Tamam. Gel kardeşim, hoş geldin, otur. Hey! Ay! Kış, kış, ne oldu Berkay sana? Kış 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 kış. Ay kız, sende horoz büyüsü var. Var. Evet. Ay. Ay. Kız kaynanan yaptırmış bunu. Ay. Ay bak ne oldu? Çok ağır bir büyü bu. Ay. Ne olacak? Ay, ne olacak dur, peki? Dur. Ay. Bakacağız bir çaresine. Hocam, hocam, hocam yetişin. Ay. Çocuğum ölüyor. Hocam. Ne oluyor? Tamam bebeğim, tamam bebeğim, tamam. Neyi var acaba? Ne oluyor? Çocuk ölüyor. Bu çocuk mu? Ben kızana bir şey yap. Ölüyor. Bir şey yap, ne olur. Tamam. Herkes yolu, bu durum acil. Hadi herkes çıksın. Hadi hadi. Hadi hanımlar. Fatma, bırak şimdi kağıdı muskayı. Bak bakayım çocuğun ateşi düşmüş mü? Öyle deme Müslüm, öyle deme. Çarpılacağız bak. Belki sana okumasaydı. Belki de yavrum şimdi. Sus, sus, ağzından yer alsın. Bak, iyileşti ama Müslüm. Belki sana'nın duaları iyi geldi. Bu kağıdı da iyi ki vermiş. Sabahtan beri okuyorum. Yavrum da mışıl mışıl uyuyor. Kız Fatma, niye kıpırdamıyor bu çocuk? Bilmiyorum ki. Müslüm! Müslüm! Ölmüş. Ölmüş Fatma. Ne? Yavrumuz ölmüş. Allah sabır versin. Sağ ol. Üzülmek de haklısın ama Allah sabrını verecektir. O melek olup cennete gidecek. Doktor yerine o büyücü kadına mı götürmüşler, doğru mu? Tövbe de Zeki öğretmen, tövbe de. Kadın kaç kişinin derdine deva oldu. Onun ne suçu var ki? Ömrü bu kadarmış yavrunun. Ben de seni aklı başında bir adam bilirdim Recep. O kadına gideceğinize bir doktora gitmeniz gerekmez miydi? Hadi, hemen şekerleri getir. Başını sağ olsun komşu. Yeri cennet oldu yavrunuzun. Dostlar sağ olsun. Melek oldu yavrum Fatma. Yeri cennet oldu. Aman duanızı eksik etmeyin. Al sen şimdi şu muskayı, sabrını artır. Sağ ol Belkıs Ana. Sağ ol. Buyurun. Bir sıkıntınız mı var? Evet. Hem de sıkıntım pek büyük. Endişelenmeyin. Allah'ın izniyle en kısa zamanda deva buluruz derdinize. Hadi. Bekleme odasını al beyefendiyi. Bana bak. Hoca mısın, büyücü müsün? Artık her neysen. Bu fal mal işlerini okuyup üflemeye son vermezsen polisi de alır kapına dayanırım. Ona göre. Destur de. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun ha? Yaptığın hem günah, hem ayıp, hem de zararlı. Bak, senin yüzünden ufacık çocuk öldü. Aa, Allah kuru iftiradan korusun. Allah asıl bizi senin gibilerden korusun. Hocam, bir problem mi var? Problem var delikanlı. Problem bu hocam dediğin kadın. Hop hop, ağzını topla bakalım amca. Siz kendinizi toplayın. Yoksa hocana da dediğim gibi ben sizi toplarım. Sen beni Hadi. Tehdit mi ediyorsun be? Evet, tehdit ediyorum. Bu tehdidi dikkate alsanız iyi edersiniz. Bana bak. İnsanlar bir fayda görüyorlar ki bana geliyorlar. Kimseyi bana gelmekten alıkoyamazsınız. Doğru. Kabahatin büyüğü senden, senin gibilerden, medet umanlardan. Ama ne yaparsın? Tabii insanlara
Doğru dürüst dini öğretmezsen ortalık senin gibi muskacılara kalıyor. Ay anne, çok da sıra varmış. Babamla Hakkı dönmeden yetişebilsek bari. Ay bir türlü çalışmıyor. Eğer bir ışık görürse mutlaka alıyormuş. Geldi. Hanımlar. Siz. Gelin benimle. Siz kalın. Sen yalnız gel canım. Aman ya. Elektrik mi gitti? Hay aksi. Daha yeni değiştirmemiş miydim ben bu ampulü? Allah çözeceğiz sıkıntını yavrum. Seni bir evlat sahibi yapacağız. Şimdi al önce şu muskayı. Geceliğinin içine dik. Aman dikkat et beyin görmesin. Al şu şekerlerden. At ağzına. Söylediklerimi unutma. Benim naçizane çabamla seneye bu zamanlar yavrunu kucağına alacaksın. Allah sizden razı olsun belki sana. Sağ ol, sağ ol. Senden de kızım. Hadi selametle. Kızım ne oldu, ne dedi? Seneye bu zamanda çocuk sahibi olacakmışım anne, öyle dedi. Ya Rabbim çok şükür. Borcumuz neydi? Ne borcu hanımlar? Belki sana bunları Allah rızası için yapıyor. Arzu ederseniz bu okunmuş şekerlerden alıp eşe dosta dağıtabilirsiniz. Hem böylece sevaba da girmiş olursunuz. Melek gibi kadınmış. Bir de şurup verdi. Para filan da almadı. Neredesin sen? Kaç kere bastım zile? Demin çıkan kız şeker alıyordu da o yüzden. Allah biliyor ya. Sana yol vermemek için zor tutuyorum kendimi. Neden ki abla? Ne yaptın? O şişedeki su neydi öyle? Hangi şişe abla? Kıza verdiğin aptal. Acayip bir rengi vardı. İspirto muydu, sirke miydi, neydi o? Her zaman verdiklerimizden abla. Yeminle bak, her zaman verdiklerimizdendi ya. Sen benim başıma bir iş açacaksın ama dur bakalım ne zaman. Yok abla, vallahi dikkat ediyorum ya. Çetin'in de ses sedası çıkmıyor. Bir işler karıştırıyor olmasın? Ne halt karıştıracak abla? Ne polise gidebilir ne başkasına. Bizimle birlikte kendi başını da yakar. Aptal değil ya. Ben bilmem orasını. Gözün üstünde olsun. Bak millet işkillenmeye başladı. Duymadın mı o zeki öğretmen bozuntusunu? Yok polise gidecekmiş, yok bizi toplatacakmış. Hı hı. Bu sıralar hata yapmayalım. Hı. Hadi gözünü dört aç. Tamam.
Sizin için geldim. Derdiniz çok büyük. Derdiniz ne? Çok büyük derdiniz var. Ne derdiniz ne? Hanımlar. Yok, benim bu insanlar aklım almıyor. Yahu ayetle sabit, günah diyor. Büyü yapmakta, büyü yaptırmakta büyük günah diyor. Bak gitti el kadar çocuk. Peygamberimiz kendisi emrediyor. Tevekkül adı altında ihmale, gaflete, teslim olmamayı. Bunlar hala... Ama kadının hayrı da dokunuyor bey. Anlatanlar da mı yalan söylüyor? Yalan tabii. O kadın orada kurmuş tezgahı, yanına da ipe sapa gelmez bir adam almış. Kim bilir ne palavralar anlatıyor insanlara. Televizyonlarda her gün seyrediyoruz insanları nasıl kandırdıklarını. Yok tılsımmış, yok muskaymış. Aa, öyle deme Zeki, vallahi günaha giriyorsun. Hayır Şengül, ben bir tek Allah'tan çare umarım. Allah'tan beklerim. Bunun da bir tek yolu vardır, dua etmek. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Bana bak Şengül. O kadına gidecek falan olursanız hakkımı helal etmem ona göre. Gelinin derdi Allah'ın izniyle çözülecek. Unutma. Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Sakın ola ki belki sana mıdır nedir ona gidip de deva aramayın. Duydun mu Şengül? Duydum bey, duydum. Allah'ım, dualarımı kabul et ya Rabbim. Genç kızlığımdan beri bir tek isteğim vardı. İyi bir anne olmak. Hani bazıları doktor olmak ister, bazıları mühendis olmak ister, bazıları da zengin olmak ister. Mutluluğu böyle bulacaklarına inanırlar. Bense mutluluğu yavrumu kollarımın arasına aldığımda bulacağıma inandım. Ama olmadı. Bir bebek sahibi olamadım. Bu deftere bebeğimin nasıl büyüdüğünü, neler yaptığını yazacaktım ama şimdi... Mürşide Güler. Bir saniye. Çok heyecanlısınız beyefendi. Bu sonuç bizim için o kadar önemli ki anlatamam size. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Seneye bu zaman dedi Belkıs Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Seneye bu zaman dedi Belkıs Hanım. Seneye bu zaman yavrunu kollarına alacaksın dedi. İnşallah, inşallah. Mürşide Güler'di değil mi? Buyurun.
pozitif. Gözünüz aydın beyefendi. Sağ olun. Hemen Mürşide'ye haber vermeliyim. Yok. Söylediğim anki sevinci yüzünde görmek istiyorum. Mürşide. Kıymış canına. Canına kıymış. Kadın kıymış, sus. Canına, sus. Kıymış, tamam. Geçiyorum. Sus. Canına, sus. Kıymış. Sus. 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 Git de ambulans çağır. Hadi. Tamam. Yaşıyor kız. Yaşıyor. Bari babama haber vereyim. Çok sevinecek. Allah Allah. Duymuyor herhalde ya. Ne yaptın? Ne yaptın? Yavrum ne yaptın? Ne yaptın kendine? Ah kızım. Ah kızım. Hastayı kaybediyoruz. Hastayı kaybediyoruz. Dayan yavrum. Dayan kızım. Şengül Hanım. Değer miydi? Ama yapma böyle, olmaz. Yapmaya değer miydi? Dur Şengül Hanım. Allah'tan ümit kesilmez. Hele bir varsınlar hastaneye. Şengül Hanım. Dur. Yapma. Allah rızası için yapma, ne olur. Anne. Anne ne oldu? Yoksa babam mı? Mürşide oğlum, Mürşide. Yavrum canına kıydı. Baban hastaneye götürdü. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ağlama artık yeter. Bak hırpaladın kendini. Kızım günah. Hamileymiş yavrucak. Hamileymiş. Tamam geldik kızım. Hadi dayan. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 hadi. Çabuk. Hadi çabuk. Çabuk. Hadi çabuk. Çabuk. Tamam. Çabuk çabuk. Tamam tamam. Tamam. He. Nabız. Doktor, doktor bey. Ne oluyor doktor bey? Kaybettik. Başınız sağ olsun. Hayır. Hayır. Dayan kırıcım. Çocuğumuz için. Cemillerin ev yandığında belki sana bilir demişlerdi de inanmamıştım. Ama hakları varmış. Vallahi ne var ne yok hepsini bildiniz. İnşallah verdiğiniz muska da yararlı olur da beyim evine döner. Evelallah kızım. Biz biliriz. O ses neydi? Önemli değil. Radyo. Biz müşterilerimize müzikli yayın yapıp yani konuklarımıza ilahi falan dinletiyoruz. Aha. Selametle. Hadi. Gönder herkesi. Abla bugün kimseye bakmayacaktı. Çabuk ol hadi. Tamam abla. Abla, ne oldu? Elini körü oldu. Ne olmuş? Bak bakayım şuna bir. Çıkmış buradan. Şişt, o kadar da konuşturmuştum o sosyetik kadını. Ha? Ne oldu?
Ses tesisatı bozuldu. Hayırdır inşallah. Size kolay gelsin o zaman. Ben kaçayım abla. Abla, yövmiyemi kesmeyeceksin değil mi? Yövmiyesiymiş. Al. Ziyade olsun ablacığım. Sağ olasın. Hadi iyi günler ablacığım. Yok abla, bu olmuyor. Yenisini alacağız mecbur. Çok açık veriyoruz hadi, çok. Şu çetini de susturamadık gitti. Evi bizim yaktırdığımız bir anlaşılırsa meydanın orta yerinde taşlarlar bizi. Sen o işi bana bırak abla. İşimiz sana kaldıysa yandık. Bak, öğretmenin gelini de öldü. Allah'tan intihar zannediyorlar da polis gelip kapımıza dayanmıyor. Kocası da hastaneye giderken trafik kazası geçirmiş. Kader. Ya. Ah benim bahtsızlarım. Ah benim talihsizlerim. Yok hanım, yok. Bir bit yeniği var bu işin içinde. Benim gelinim hayata bağlı. Allah korkusu olan bir kızdı. Öyle kolay kolay isyan edip canına kıymış olamaz. Giden gitti Zeki Bey. Sen durup durup aynı şeyi söylüyorsun. Yani senin aklın alıyor mu? Kız test sonuçlarını bekliyordu umutla. Durup dururken niye intihar etsin? Ya geçen günde Belkıs Ana'yla... Ne? Ne Belkıs Anası? Ne diyorsun sen Şengül? Biz Belkıs Ana'ya gittik Zeki Bey. Okudu üfledi kadıncağızla. Ama bir işe yaramadı demek. Nerede? Ne nerede? Mürşidlerin eşyaları. Bavulu nerede? İçeride. Yapma Zeki Bey. Çok günah. Ölünün arkasından fakir fukaraya vereceğim ben onları. İyi tamam, verirsin. Tövbe tövbe. Bak. 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 Şuna bak. Şuna. Bak. İçinde bir tek sözcük bile yazmıyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Başka? Söyle, ne yaptı bu kadın? Bir de bir şişe vermişti. Şöyle şurup gibi bir şey. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Siz kim oluyor? Siz kim oluyorsunuz da Allah'ın işine karışıyorsunuz? Yalanla, dolanla, hileyle yazıklar olsun. Verdiği şişe bu muydu? Söyle hanım, bu muydu? Evet, oydu. Kokla bak. Derinin açık, apaçık zehir içmiş ilaç diye. Al. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbi. Sen aklımı koru ya Rabbi. Ben yapacağımı biliyorum. Dünyayı başına yıkacağım o kadının. Alo, abla, sesim geliyor mu? Rahat duyuyor musun? Hayırdır inşallah. Abla, duydun mu kapının sesini? Kim o? Kim o? Nerede o büyücü manyak ha? Çağırsın şimdi cinlerini bakalım da işe yarıyor mu? Dur Çeti, sakin ol. Burada, şimdi hemen haber veririm, gelir. Daha fazla bekleyecek vaktim yok benim. Çabuk çağır gelsin. Yoksa Cemil'in evini kimin yaktığını... Şşş, Çetin oğlum. Yerin kulağı var. Sen şimdi bırak yerin kulağını da polisin kulağını düşün. Hemen istediğim parayı vermezsen soluğu polisin yanında alırım ona göre. Keşke daha önce bilgimiz olsaydı öğretmen bey.
Zamanında müdahale ederdik. Benim hatam. Başıma gelmeden size haber verseydim, belki de şimdi oğlum ve gelinim hayatta olacaktı. Ben sadece kendi kendime söylenip durdum. Bu suç ortak oldum. Tamam Çetin, bak boğazımı sıkmayı bırakırsan gidip ben kız anayı çağıracağım. Git söyle, çabuk, çabuk ol. Tepemin tasını attırmayın benim ya. Abla, abla neredesin? Yok de, gitmiş de. Abla polise gideceğim diyor. Cemil'in evini ona yaktırdığımızı herkese anlatacakmış. Şimdi kasayı açarsak her şeyimizi götürür. Sağ gitsin. Biz de toplanıp kaçalım. Hadi ne diyorsam onu yap. Hadi. Hadi neredesin? Nerede patron olacak o kadın? He? Yok Çetin, gitmiş. Bak yok işte, bak. Yok. Nasıl gitmiş ya? Bir de şurayı açalım. Hadi çık dışarı. Belki sana hala konuşacağım özel şeyler var benim. Hadi çık Hadi dışarı. Hadi bırakma beni. Tamam. Dur Çetin. Bak vereceğiz paramı. Gerçekten. Hadi. Çık dışarı. Çık. Hadi. İşte burası komiser bey. Hadi arkadaşlar. Hadi. Bana bak. Paramı verin diyorum. Delirteceksiniz beni en sonunda. Paramı verin. Ya kardeşim yok bende para falan. Masal anlatma bana. Sende para nasıl olmaz? Paramı verin. Paramı verin. Hadi. Durun. Durun. Ne oluyor burada? Kimsin sen? Ben kimse değilim. Ben bir şey yapmadım. Dur bakalım, dur. Ben bir şey yapmadım diyorum. Kendi kendine düştü, öldü. Yürü bakalım, yürü. Karakolda anlatırsın derdini. Bir şey yapmadım ben. Ne olmuş? Ölmüş mü? Ölmüş, evet. Ölme abla. Ölme! Gel bakalım, gel. Anlat bakalım, ne oldu? Ölümünün böyle olacağı belliydi zaten. Geç. Vay canına. Demek Zeki öğretmen haklıymış. Yalancı düzenbazın tekiymiş kadın. Öyleymiş vallahi. Hep ses sistemleri çıkmış evin içinden. Bizim sesimizi dinliyormuş meğer. Cemil'in evini de o adama yaktırmış. İşte şu adam. Ama onu öldüren de yine o adam oldu. Hak yerini buldu işte. Benim hayatımı mahvetti. Gelinim, oğlum onun yüzünden öldüler. Merak etme Zeki hocam. Allah hiçbir günahı karşılıksız bırakmaz. Biz de Allah'a güveniyoruz zaten. Ne olursa olsun ben yine duamı okuyayım da. Men haram cevhuram. Men haram cevhuram. Men haram cevhuram. Hanım, ne söylüyorsun sen öyle? Dua. Bana Belkıs Ana öğretmişti. Onun arkasından söylüyorum. Men haram cevhuram. Ne demek söylediğimi biliyor musun sen? Bilmem. Men haram cevhuram. Of. O söylediğin şu demek. Ben eşeğim, arpa yerim. Aa! Ne? Bana aylardır ben eşeğimi dedirtmiş yani bu kadın. Tüh, Allah da onu bildiği gibi yapsın inşallah.